Yapay zeka rotalama otomasyonları, akıllı depo yönetim sistemleri, otonom robotlar ve teslimat robotlarıyla teknolojiye yatırım yaptılar. Dünyanın teknoloji borsası Nasdaq'a giren ilk yerli ve milli teknoloji şirketi oldular. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünya ölçeğinde teknoloji şirketine dönüşerek global bir marka haline gelen Hepsi Burada'nın Gebze'deki dev operasyon merkezini ziyaret etti. Bakan Varank, Hepsi Burada CEO'su Murat Emirdağ ve diğer yetkililerden mevcut operasyonlar ve gelecek vizyonu hakkında bilgi aldı. 7 gün 24 saat çalışan bir tesis, yılda sadece 3 gün duruyoruz. Çalışanlarla bir araya geldi. Halit, kolay gelsin. Her şey yolunda mı? Bunu aşağı doğru çeviriyoruz. Ziyarette Hepsi Burada'nın kullandığı yeni teknolojilerde görücüye çıktı. İşte İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin geliştirdiği otonom teslimat robotu. Bu alet kendisi otomatik sipariş bilgileri içinde. Ürünü içerisine okutup koyduktan sonra bir sonraki lokasyonda veya sipariş tamamlandıysa direkt paket fatura masasına gidiyor. Sipariş verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli son kitabıydı. Kaç tane satılmış? Ben şu an 4 sipariş okuttum. 4 tane satıldı şu anda. Yani. Evet, evet. Şu an 4 tane satıldı. Biz bunları faturalandırdık. Orada sadece paketlenecek. Bunu bunun içine koyuyorum. Evet. Şimdi evet. Gidip orada faturası kesilecek, paketlenecek. Tamam. Daha sonra kargoya verilecek. Sadece kitaplar değil, 32 kategoride 44 milyona aşkın ürün işte bu merkezde paketleniyor ve adrese teslim edilmek üzere tırlara yükleniyor. Hepsi Burada'nın bu hummalı çalışması geçtiğimiz yıl tam 17 milyar liralık işlem hacmi olarak geri döndü. Yetmedi, Nasdaq'ta işlem gören ilk Türk şirketi oldu. Türkiye'den ilk defa Nasdaq'ta bir firma halka açılmış oldu, halka arz edilmiş oldu ve işlem görmeye başladı. Bu tabii ki bizim açımızdan gurur verici. Nasdaq'ta teknoloji devleriyle herkesin aslında isimlerini bildiği firmalarla aynı bir yerde işlem görmek gerçekten bir firma açısından gurur verici ve mutluluk verici. Biz 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizi ilan ettiğimizde 2023 yılına kadar Türkiye'den en az 10 Türkon çıkarmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Biz bu hedefi koyduğumuzda bizimle dalga geçenler oldu. Türkiye'den unicorn mu çıkar dediler. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 5 tane unicorn'u var. Bakan Varank, Hepsi Burada ve TÜBİTAK arasında yapılan yapay zeka işbirliğini de açıkladı. TÜBİTAK bünyesinde kurduğumuz yapay zeka enstitümüzle birlikte Hepsi Burada'yla bir işbirliğine gidiyoruz. Beraberce yapay zeka enstitümüz altında özellikle e-ticarete dönük yapay zeka teknolojilerini geliştireceğiz. Bunları hem Hepsi Burada kullanacağı gibi sektöre de bu ürünleri açmak istiyoruz. Bir başka yenilikse bakanlığa bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu ile yapılan coğrafi ürünler anlaşması oldu. Biz Türkiye'de coğrafi işaretli ürünlerin satılmasını yaygınlaştırmak istiyoruz. Ve coğrafi işaretli ürünlerin daha katma değerli hale gelmesini istiyoruz. Bu manada da önümüzdeki dönemde Hepsi Burada'yla bir beraberliğe gideceğiz. Ve coğrafi işaretli ürünlerin Hepsi Burada üzerinden satışının gerçekleşmesi için bir işbirliği yapacağız. Hepsi Burada CEO'su Murat Emirdağ da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan projelere vurgu yaptı. Coğrafi işaretli ürünlere Hepsi Burada platformunda yer vererek lokal, bölgesel ekonominin kalkınmasına destek vermek istiyoruz. Ve aynı zamanda tam da kendisinin bahsettiği gibi süper uygulama konseptiyle Türkiye'den çıkan bölgesel ve uluslararası bir teknoloji gücü hikayesi çıkarmak istiyoruz. Nasdaq'la ilk adımı attık. Bundan sonrasında çizdikleri vizyonla destekle beraber bir halkımızın da desteğiyle artık hepimizin gurur duyacağı bölgesel global bir teknoloji başarı hikayesi çıkarmak için uğraşmaya devam edeceğiz. Ziyaretin sonundaysa Hepsi Burada'nın bir başka teknolojik yeniliği olan teslimat robotu ortaya çıktı. Yapay zeka dünyayı ele geçirecek diyorlardı. Hepimiz de onu bekliyoruz işte böyle dikildik. Bakan Varank'a plaket takdim etti. Şimdi bunu kapıdan iade edebiliyor muyum?